Arkadaşlar, benim anlatacağım konu aşkla alakalı olacaktır. Biliyorsunuz edebiyat ve aşk çok birbiriyle iç içedir. Hatta bazı edebiyatçılar aşkı edebiyatın içerisinden alırsan edebiyat diye bir şey kalmaz diyor. Aşkın evrimi konusunu birlikte işleyeceğiz. Onu görürsünüz. Bu anlatacağım şey bir makaledir. Yani bununla alakalı yazılmış bir makaledir. Gözlerinize baktığınızda, kokusunu duyduğunuzda, tenine dokunduğunuzda içiniz içinize sığmaz. Kalp atışlarınız hızlanır, yüzünüz pembeleşir. Karnınızın vurulduğunu, kelebeklerin uçuştuğunu hissedersiniz. Yani burada şunu ifade etmek istiyor. Aşık olan bir insanın geçirmiş olduğu evrelerden bahsediyor. Bunu özellikle anlatmak istiyor. Aşk nedir? Bununla ilgili bilimsel bir açıklama var. Aşkın bilimsel arka planını anlamak isteyen biri ilk olarak şunu anlamalı ve kabullenmelidir. Aşk diğer tüm bedensel olaylar gibi tamamen biyokimyasal bir süreçten ibarettir. Ve hiçbir madde üstü ve mutlak olarak soyut olan bir anlam taşımamaktadır. Yani aşk soyut bir kavram, soyut bir duygu ve düşünce değilmiş. Aşkın bilimsel arka planı ile ilgili anlamamız gereken ikinci önemli nokta, belki kimilerine aptalca gelebilecek kadar sade bir diğer gerçektir. Bu gerçek de çok yanık olmasına rağmen büyük bir inatla hala toplum içerisinde çarpıtılmakta ve gerçekleşmiş gibi sunulmaktadır. Aşk kesinlikle kalp ile ilgili bir duygu değildir. Ve diğer bütün duygular gibi aşk da sadece beyinde meydana gelir. Yani aşkın beyinde oluştuğunu ifade etmek istiyor bu cümlede anlayacağınız üzere. Aşkın evrimsel temelleri. Aşk diğer tüm duygular gibi sıradan ve yaygın bir duygu olduğuna göre biyolojik olarak da incelenmesi gerekmektedir. Bilimsel olarak aşkın temellerine baktığımızda edebi ve felsefi eserlerdeki kulağa hoş gelen iddiaların aksine aşkın son derece sıradan bir olgu olduğunu görürüz. Esasında aşkı sadece tek bir bilim dalı olarak incelenmemektedir ve farklı açılardan da ele alınmaktadır, diyor. Şimdi arkadaşları da fazla sıkmamak için ben ayrıntılara girmiyorum. Evrimsel ve psikolojinin aşka yaklaşımı. Evrimsel süreçte özellikle toplumsal bir yapıya sahip olan sosyal türlerde popülasyonu bir arada tutan en önemli özelliklerinden biri bireyler arasında oluşan bağdır. Ebeveyn ile yavru arasında benzer dönemlerde doğmuş bireyler genelde kardeşler ve yaşıtlar arasında, erkekler ve dişiler arasında oluşan bağlar sosyal yapıyı güçlendirmekte ve evrimsel olarak avantajlı bir konuma geçilmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu bağlamda empati duygusunu da beraberinde getirmekte, böylece bencil ve bireysel davranan bireyler yerine bir bütün olarak hareket edebilen türler evrimleşebilmektedir. Dolayısıyla türün devamlılığı ve gücü açısından aşk duygusu önem arz etmiş olabilir, diyor. İşte çocuğun, annenin çocuğuna olan sevgisi ve insanın inanmış olduğu değerler ve buna bağlanması burada hep aşkın içerisine dahil edilmiş konular arasında. Diğer bir konu da hayvanların aşık olup olmadığı konusu. Bu evrimsel bakış açısı tamamlandığından önce diğer hayvan türlerine kısaca bir bakış atmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. En nihayetinde evrim var olan
ve var olacak tüm bireylerin birbirleriyle akraba olduğu gerçeğini bizlere gösterdi. Bu durumda sahip olduğumuz özelliklerin aynılarını veya benzerlerini kuzen türlerde görmeyi beklemek son derece doğaldır. Aşkın sinir bilimsel temelleri. Aşkın sinir bilimsel temelleri bize o sırada neleri, neden hissettiğimize dair çok net veriler sunmaktadır. Öncelikle aşkın diğer tüm duygular gibi tamamen hormonal bir sürecin sonucunda vücudumuzda oluşan tepkilerin toplumda hissedilmesiyle oluşan bir duygudur. Yani aşkı anlamak istiyorsak arkanızdaki nörokimyasal temelleri anlamamız gerekecektir. Bilimsel açıdan baktığımızda aşk duygusuna neden olan temel hormonlar ve kimyasallar olarak karşımıza sinir büyüme faktörü, oksitosin ve son olarak vazopresin çıkmaktadır. Görülebileceği gibi aşkın bize karmaşık hisler yaşatmaları, yani bu duyguların oluşmasından kaynaklanıyormuş, daha önce duymadım. Yani bu konuda, bu sunumda ne anlamış olduk arkadaşlar? Şunu anlamış olduk, yani aşk kalpte yaşanılan bir duygu değil. Yani beyinde oluşan bir olgu. Yani genelde insanlar hani kalpte hissedilen duygu olduğunu düşünüyorlar. Yani bunun beyinde oluştuğunu ve beyindeki bir takım hormonların etkisiyle meydana geldiğini görmüş olduk. Yani...